Süleyman. Benim canımın sultanı. Evvela selam eder. O mübarek ellerinden öperim. Halimi soracak olursan efendim, bedbat ve bir çare cariyen yolumu gözlüyor. Hünkârım, bunları yazmaktan hicap duyuyorum. Lakin bilmelisin, beni, 5 evladının annesini, aşkınızı, karınızı yaktılar. Gözlerini bile kırpmadan, acımadan vurdular bana. Hakaret ettiler. Hem de en yakınlarınız yaptı bunu. Onlar yaptırdı. Bütün haremi bana karşı düşman ettiler. Cariyeleri üzerime saldılar. Güç bela kurtuldum ellerinden. Hatice Sultanımız açtı bana sarayını. Günlerdir o bakıyor bana. Sayesinde hayattayım. Lakin yaraların derin. Acım büyük. Daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Büyük bir keder ve endişe içindeyim. Zira ölüm kol geziyor sarayda. Hatta belki siz bu mektubu okurken ben çoktan hakkın rahmetine kavuşmuş olacağım. Sizden başka dayanağım, sığınağım kalmadı. Medet Süleyman, imdat. Ne olur gel artık. Kendimden geçtim artık. Ben asıl evlatlarımız için korkuyorum. O sarayda evlatlarımın da hayatlarından endişeliyim. Onları Hatice Sultan'a emanet ettim. Olur da bir daha göremezsin o mübarek yüzünü. Bil ki seni canımdan çok sevdim Süleyman. Başıma ne geldiyse hep bu yüzden. Razıyım evet. Bedeli canımsa bu aşk feda olsun 100.000 kere. Kıymetsiz cariye. Hürrem Hazık. İbrahim Paşa. Şehzadem. Hayrola, kötü bir havadis mi var? Hayır, yok. Kireç gibi olmuş yüzün. Ne oldu söyle. Bir şey yok şehzadem. Paşam. Haremde bir yangın çıkmış. Eyvahlar olsun. Telaşlamayın. Herkes iyi. Annem, kardeşlerim. Saatleri yerinde çok şükür, bir sıkıntı yok. Babamın haberi var mı? Henüz yok şehzadem. Sultanım yapmayın. Nereye gideceksiniz? Nigar, ben evime gideceğim. Sarayıma gideceğim. Hiçbir kuvvet beni evlatlarımdan ayıramaz. Hürrem, ne oluyor? Sultanım saraya gitmek istiyorlar. Hayır Hürrem, katiyen olmaz. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sultanım size minnettarım. Lakin evvela iyileşin. Gülfem haklı. İyileşmeden olmaz. Hatta hünkârımız seferden dönene kadar burada kal. Beni kimden koruyorsunuz sultanım? Validenizden mi? Hı? Thank you.
Nasıl bir kadın bu? Bunca alevin içinden bile kurtuldu. Ölmekten beter oldu. O suratla insan içine bile çıkamaz bundan sonra. İntikam yeminleri ediyormuş. Hünkârımız gelince bülbül gibi konuşacak. Konuşsun. Hiçbir şey ispat edemez. Sultanımız geldiler. Hatice'm mi geldi? Sana be adam. Dur be Adem, dur be Adem. Zara, zara, zambura, tak başında tambura. Gel gelir yandırır, yağış gelir söndürür. Düşeş mi şeşme, şiş. Şeşmeş. Olmaz. Okudun, üfledin. Öbür taraftan yardım aldın. Olmaz. Billahi sana bir üflerim, Haliç'in dibini boylarsın. Puf, üfle, üfledin. Puf, puf, bas geri. Puf. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Yahu ağalar yapmayın, etmeyin. Puf. Sümbüla, Güla. Ay, Nigar Kalfa, hoş geldin. Ne oldu? Hürrem Sultan geldi. Derhal tedbir alın. Bir hadise çıkmasın yine. Neden geldin? İyileşene kadar orada kalmanı buyurmuştum. Size eserinizi göstermek için geldim valide. Geçmiş olsun. Üzülme. Zamanla geçer inşallah. Geçmiş olsun. Bu yaralar ne ki? Elbet geçecek. Lakin kalbimde, ruhumda öyle derin yaralar açtınız ki. Bizimle ne alakası var? Yine beceremediniz validem. Öldüremediniz beni. Ve ben her seferinde daha da kuvvetlenerek döndüm. Yine öyle olacak. Öfkeni anlıyorum. Bu yapılanlar kabul edilemez. Ancak laflarına dikkat et. Beni neyle itham ediyorsun? Haremi kendine düşman eden sensin. Hiç kimseyi suçlama. Sen kendi kazdığın kuyuya düştün. Ayrıca isyana karışan herkesi cezalandırdım. Daha ne yapmamı bekliyorsun? Bunları bana değil, hünkârımıza anlatırsınız artık. Kendisine bir mektup yolladı. Her şeyi ayan beyan anlattım. Hünkârım. Nedir o elindekiler? Payitahttan, hazinedardan gelen bazı evraklar hünkârım. Haremle alakalı bir havadis var mı? Mühim bir şey yok hünkârım. Her şeyin yolunda olduğu yazıyor. Hala. Aslanım, senin attığın
İftiralara inanır mı sanıyorsun? Nasıl ispatlayacaksın bu söylediklerini? Mektubu ben yazmadım validem. Altında bir başkasının da imzası var. Kimmiş o? Sizin ve hünkârımızın en güvendiği kişi. Hünkârımız bana yapılan her türlü hakareti kendine yapılmış sayacağını söylemişti. Size önce Yüce Rabbimi, sonra hünkârımıza havale ediyorum. Devran, bizi yalnız bırak. Sultanım, Allah sizi bize bağışladı. Sultanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin için çok dua ettim. Şükürler olsun ki geldiniz. Evlatlarım nasıl? Çok şükür iyiler. Görmek isterseniz. Hayır, şimdi değil. Bu halde çıkamam karşılarına. Bana bunu nasıl yaparsın dahi? Herkesten beklerdim. Lakin senin bana ihanet edeceğini hiç beklemezdim. Yazık. Asla. Ben size ihanet etmedim sultanım. Yalan mı söylüyor Hürrem? Hayır. Benimle alay mı ediyorsun? Haşa. Ben sadece vazifemi yapıyorum sultanım. Malumunuz, benim için haremin dirliği ve nizamı esastır. Hünkârımızı ve onun haremini korumakla yükümlüyüm. Hürrem Sultan hünkârımızın nikahlı karısı. Kendilerine yapılan bu zulme nasıl sessiz kalırdım? Nasıl taşırım bunun vebalini? Nizamı, vazifeyi senden mi öğreneceğim? Kimi kandırıyorsun? Belli ki onun yanına geçmişsin. Sen de ihanet içindesin. Sultanımızın hayatını kurtarmak ve dahi bunu hünkârımıza bildirmek suç ise kabul ediyorum. Neyse, cezası çekmeye de razıyım. Akıbetinle alakalı kararımı elbet vereceğim. Şimdi yıkıl karşımdan. Gözüm görmesin seni. Sultanım, döndüğünüzü duyar duymaz geldim. Aybik, seni gördüğüme sevindim. İyi misiniz? Nasıl iyi olabilirim ki? Şu halime bak. Bana neler yaptılar? Affedin beni. Engel olamadım. Olur mu? Ben sana minnettarım, teşekkür ederim.
Elinden geleni yaptın. Sana bir can borcum var. Sultanım. Nihayet döndünüz. Daya Hatun. Ne oldu içeride? Ne olduysa oldu. İşin yok mu senin? Sen doğru olanı yaptın. Doğruyu yanlışı bilmem artık. Lakin tek bildiğim... artık huzur yok bana bu haremde. Senin burada ne işin var? Sultanım ne suçum var? Ben ne yaptım size? Bana neler yaptığını bilmediğimi mi sanıyorsun sen? Sen de onlarla birliktesin. Bana ihanet ettin, defol. Sultanım ben... Sana defol dedim. Gözüm görmesin seni. Zümbül, şunu dışarı atın. Bir daha da sakın gelmesin. Evlatlarımdan da uzak tutun bu haini. Sultanım yapmayın. Acıyın bana. Vallahi bir suçum, günahım yok. Sultanım. Ne halt ettin sen? Vallahi ben bir şey yapmadım. Suçsuzum. Hoş. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ya vahidul kahhar. Hadi yürü. Kızlar, Nora ile ilgilenmenizi istiyorum. Nesi var bunun? Sorma. Hürrem Sultan'ın hışmına uğradı. Ne olmuş ki? Onun cariyesi değil miydi bu? Başına gelenden onu da mesul tutuyor. Ne halt ettiyse artık. Elinden zor aldı kızcağızı. Hünkârım, seferde olmamızdan istifade etmek isteyen Andre Dora'ya bağlı bazı kuvvetler Moran'a saldırmışlar. Fakat müdafaamızı aşamamışlar. Bunun üzerine Koron'a saldırmışlar ve zapt etmişler. Barbaros'tan haber yok mu hala? Hayrettin Paşa durumu kendisi haber almış. Andre Doria'nın peşine düşmüş fakat Andre Doria daha erken davranmış. Şu an kaçmakta hünkârım. Kralları şarken de aynı şeyi yapıyor, şaşmamak lazım. 100.000'e yakın esir, onlarca kale ve ganimet elde ettik. Hünkârım... Avusturya'yı baştan başa işgal etmiş bulunmaktayız. Buna karşılık Şarken karşımıza bir ordu çıkartamayacak kadar korkak davranıyor. Yakında havalar bozacaktır hünkârım. Anlaşılan o ki Şarken bu seferde de karşımıza çıkmayacak. Andrea Doria'yı ve diğer işbirlikçilerini kullanarak bizi karadan değil denizden, arkamızdan vurmaya çalışacak. Denizlerdeki bütün tedbirler alınsın İbrahim Paşa. Paşalarım, beylerim, Allah'ın izni sizlerin de üstün gayretiyle bu seferden de alnımızın akıyla dönme vakti gelmiştir. Derhal hazırlıklarınızı yapın, payitahta dönüyoruz. Hoş geldiniz Sahip Girayhan. Şehzadem, hayırlı uğurlu olsun ilk seferiniz. Sağ olun. Devlet-i Aliye'ye hizmet vermeye başlamak benim için büyük bir şeref. Babanız çok büyük bir savaşçı. Umarım siz de onun kadar iyi bir komutan olursunuz. Benim de en büyük arzum ve tek temennim babam gibi olmaktır. Şehzadem, Sahip Girayhan. Bali Bey.
Hünkârımız sizi huzura kabul edecek. Hünkârım, paşam. Bu sefer sona erdi. Sahip Girayhan, geri dönüyoruz. Sana verdiğim bütün vazifeleri layığıyla ifa ettim. Benim için sizinle, sizin yolunuz için savaşmak büyük şereftir hünkârım. Artık Kırım'daki taht kavgalarına bir son verme vakti geldi. Derhal Kırım'a dön ve layık olduğun tahta otur. Ben bütün desteğimle yanındayım. Allah sizden razı olsun hünkârım. Bir hayli geçti yaralarınız. İsterseniz bir ayna getireyim, siz de görün. İstemiyorum. Sana bütün aynaları yok et demedim mi? Özür dilerim. Sultanım. Ne var Sümbü? Mektubumuz var. Seferi Hümayun'dan, Vezir-i Azam'dan. İbrahim mi? Beni emretmişsiniz sultanım. Yaklaş dahi. Bunca yıl hatırın olmasa seni doğduğuna pişman ederdim. Merhametli olacağım. Sarayda kalacaksın yine. Sağ olun sultanım. Sizin merhametiniz bir... Lakin her hatanın bir bedeli vardır dahi. Sen de bu bedeli ödeyeceksin. Bundan böyle ketfudam değilsin. İlaveten bütün yetkilerini alıyorum elinden. Yalnızca harem kalfası olarak hizmet edeceksin. Sizi nasıl münasip gördüyseniz sultanım. Çekilebilirsin. Sultan. Evvela selam eder, geçmiş olsun dileklerimi kabul etmenizi dilerim. Hünkârımıza yolladığınız mektuptan haberim var. Başınıza gelenleri esef için okudum. Neyse ki sıhhatli olduğunuzun ve dahi iyileştiğinizin havadisini aldım. Bu yüzden de hünkârımıza malumat vermedim. Hadiselerden haberleri yok. Engel olmasan şaşardım. Malumunuz uzun süredir seferdeyiz. Bu şartlar altında hünkârımızı üzmek istemedim. Siz de takdir edersiniz ki bu hadisenin iç yüzü hünkârımızı derinden yaralar, huzursuz eder. Bunun kimseye faydası yok. Bir sır olarak saklamanın herkese faydası olur. Şöyle isli peynir. Az biraz hurma. Biraz da ceviz içi. Şöyle küçük bir çıkın hazırla da odama götüreceğim. Malum son zamanlarda uyku tutmaz oldu şeker. Ağam, kızma ama. Vallahi billahi olmaz. Niye olmazmış? Yahu çok fena açığım var bu ay. Hep de açığım bize denk geliyor. Niyeyse?
Aşk olsun. Aşk olsunmuş. Şeker Ağa. Ne istiyorsa ver benden olsun. Ne oldu? Taş mı düştü başına? Taş değil. Devlet kuşu kondu, devlet. Gitti daye, yaşasın Sümbül Ağa. Sümbül Ağa bir tanesi. Bir tarafın açıkta mı uyudun sen? Rüya mı gördün? Uy! Haberiniz yok mu? Validemiz daye hatunu azletti. Yerine beni tayin edecek. Senin kalıbına. Kadıncağıza üzüleceğine zil takıp oynamadığın kaldı. Hem ne malum seni tayin edeceğin? Seni tayin edecek değil ya. Sümbül Ağam, Valide Sultanım sizi çağırıyor. Terfi geliyor, terfi. Yaktım çıranı Gül'a. Yedim seni. Daye Hatun. Duyduklarım doğru mu? Ne olacak şimdi? Ne yapacaksın? Bilmez gibi konuşma Nigar. Elden ne gelir? Cezam neyse çekerim. Hiç üzülme sen. Çok sürmez bu. Malum, haremi senden başka kimse çekip çeviremez. 3 gün sonra çivisi çıkar vallahi. Daye Hatun yetiş diye gelirler kapına. Validem, sultanım. Daye Hatun'u görevinden azlettim. Siz daha iyi bilirsiniz validem elbet. Lakin Daye Hatun'un mühim bir şahsiyet. Vazifesi de zor, meşakkatli. Tecrübe ister. Yerini nasıl dolduracağız? Kimse vazgeçilmez değil. Hem yerini dolduracak birini buldum. En doğru tercihi yaptığınızdan hiç şüphem yok. Herkes duysun bilsin ki bundan böyle Ketfudam ve haremin haznedarı Gülşah Hatun'dur. Çok sağ olun sultanım. Şeref duydum. Minnettarım. Çekilebilirsin. Validem. Yine şanslısın ha. Hürrem Sultan korur seni. Asıl kabak benim başıma patlayacak. Ha, iyi adam da lafının üzerine gelirmiş ha.
Hayırlı olsun ağam. Bence bunu kutlayalım. Ne yapsak, akşam meyhaneye mi gitsek? Ha şeker ha? Vallahi ne güzel olur. Vallahi çok mu güzel olur? Hemen gözlerini belert, etlerini titret. Süleyman. Allah Allah. Buyur ağam. Ya hayırdır, ne bu hal? Emittim. Validemiz beni seçmedi. Ha? İsabet olmuş işte. Koskoca valide sultan. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok iyi bilir. Öyle değil mi şeker ha? Yahu. İyi de kimi seçti madem? Beni mi seçti yoksa? Allah seni kahretmesin. Senin neyini seçsin? Kimi seçti o vakit? Gülşah Melunesi. Ney? Gülşah Melunesi mi? Tüh! Ben ona neler söyledim, neler söyledim. Attım tuttum arkasından. Çoğunu da duydu, iyi mi? Eyvahlar olsun. Tüh! Yandık yine yandık. Bundan böyle harem bana emanet kızlar. Ayağınızı denk alın. Ben başkalarına benzemem. Kaideler neyse en muntazam şekilde tatbik edilecek. En ufak bir hatanızda gözünüzün yaşına bakmam, koyarım kapının önüne. Ha, kaidelere riayet eder. Sözümden çıkmazsanız haremi size cennet yaparım. Hadi şimdi herkes işinin başına. Nora. Buyur Gülşah Hatun. Hürrem Sultan'dan yediğin darbe malum. Eminim artık kime hizmet etmen gerektiğini öğrenmişsindir. Korkma. Mahidevran Sultanımız herkese karşı merhametlidir. Kendini gösterir. Sadakatini sunarsan kısa zamanda yükselir. Hiç ummadığın yerlere gelirsin. Beni görmek istemişsiniz sultanım. Başına gelenleri duydum dayı. Buna ben sebep oldum. İçiniz rahat olsun sultanım. Benim bir şikayetim yok. Hünkârımızla konuşup bu meseleyi çözerim. Eksik olmayın. Lakin hünkârımızı bu kadar değersiz bir mevzuyla meşgul etmeyin. Ne olacak peki? Haksızlık bu. İstersen sana verdiğim çiftliğe yerleş. Karışan göreşen olmadan orada sükunet huzur içinde yaşarsın. Ha? Ne dersin? Ben buradan ayrılamam sultanım. Gidemem. Valide sultanımı yalnız bırakamam. Ama o seni bıraktı. Elbet bir gün anlayacaktır beni. Hiç sanmıyorum. Neyse. Ben buradayım. Bir sıkıntın olursa evvela bana gel. Sultanım. Ne oldu? Haberiniz var mı? Daya Hatun'un yerine Gülşah getirilmiş. Gördün mü? Ayaklar baş oluyor. Cariyelerle de konuştum. Bundan böyle hepiniz bana bağlısınız. Artık karşınızda yıllardır hor gördüğünüz cariye Gülşah yok. Bana itaat edeceksiniz. Emirlerimi itiraz etmeden yerine getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Gülah? Hı? Hı, değil Gülah. Buyurun Gülşah Hatun diyeceksin. Buyurun Gülşah Hatun. Söylediklerimi anladın mı? Anladım.
Sümbül Ağa, sen? Lala, bu ya bu kalafak ya, bu hatta bak. Lafımı ikiletme Sümbül. Zakına vut. Anladım Gülşah. Hatun. Güzel. Hadi şimdi herkes işinin başına. Hadi çabuk. Malumatım yok sultanım. Mağdur oynayacak ya. Gelmez tabii. Biraz rahatsızlığı vardı. Belki o yüzden. Aybüke, ben sana ne dedim? Hiç değilse torunlarımı getirseydi. Saygısız. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri, Şehzade Mustafa Hazretleri. Validem. Hoş geldin aslan. Hasret kaldım sana. Ben de size validem. Mustafa. Aslan parçam, nasılsın? Sağ olun validem. Eksik olmayın. Gülşah Hatun. Hoş geldin. Validem, Hürrem'le evlatlarım neredeler? Hürrem'in biraz rahatsız olduğunu söylediler. Hayırdır inşallah? Neymiş rahatsızlığı? Has odabaşım. Sen niye geldin? Daha Hatun çağırmıştım. Validemiz onu görevinden azletti. Artık haznedar benim. Haremle alakalı ne varsa benimle görüşmeniz icap eder. Nedir mevzu? Neden azledildi? Validemiz öyle münasip gördü. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem. Süleyman. Benim eşsiz sultanım. Ne olur git buradan. Bu halde görme beni. Hürrem'im. Az evvel haber aldım. Sarayda yangın çıkmış. Rabbime şükrediyorum, seni bana bağışladı. Öyle mi dediler sana? Ne demek bu? Beni yaktılar Süleyman. Yakarak öldürmek istediler. Canımı zor kurtardı.
Her sefere gidişin bir öncekinden daha zor. Her ayrı kalışımız bir öncekinden daha acı. Sen her gittiğinde zaman duruyor benim için. Seni düşünmekle geçiyor günüm gece. Evlatlarınız nasıl? İyiler çok şükür. Çok özledim onları. Başıma ne geldiyse yazdım, anlattım. Dayı Hatun da şahit. Bizzat ona yazdırdım mektubu. Benim böyle bir mektuptan haberim yok. İbrahim engel oldu. Vermemiş. Siz üzülmeyin istemiş. Ne diyorsun sen Hürrem? Neler yaşadığımı bir ben bilirim bir Allah. Aybik Hatun'la Dayı Hatun kurtardı beni. Onlar olmasaydı... şu halime bak. Aylardır dairemden çıkmıyorum. Çocuklarım benden korkmasın diye yüzümü bir an olsun açmadım. Hayır. Hayır. Bu kaçıncı ölüm Süleyman? Hı? Benim ne günahım var? Bana bunu neden yapıyorlar? Seni, evlatlarımı güzelliğime almak istediler. Ne vakit biter bu düşmanlık? Destur! Hiç uygun Sultan Süleyman Han Hazretleri. Beni validemle yalnız bırakın. Duyduklarım doğru mu? Ne oldu, ne duydun ki? Siz bana haremde yangın çıktığını söylediniz. Lakin bu bir isyanmış. Hürrem'in canına kastedilmiş. Doğru. Evet. Ulu Orta konuşmak istemedim. Akşam anlatacaktım sana. Validem, ben giderken Hürrem'i size emanet ettim. Ancak şimdi görüyorum ki benim emanetimin sizin için hiçbir kıymeti yok. Hamamı hazırlatıyorum Mustafa. Güzel bir dinlen. Malum uzun yoldan geldin. Cariyeniz Elif Hatun'u Taşlık'ta kızların arasında göremedim. Yangında hayatını kaybetti zavallı. Hürrem Sultan nasıl yandı? Ortalığı karıştırırsa olacağı bu. Yine ucuz kurtuldu. Sizin bu yangınla bir alakanız var mı? Nasıl bir sual bu? Cevap verin Halide.
Hayır, yok. İyi. Sakın bu çirkin oyunların içinde olmayın. Masumların günahına girmeyin. Bu oyuna gelme aslanım. Seni bana karşı kışkırtıyorlar. Hürrem'in kendi hatası bu. Harem'i ikiye böldü. Sırf kendine yandaş olmaları için altınlar saçtı. Bundan mahrum kalanlarsa huzursuz oldu. Birbirlerine girdiler. En son bir hırsızlık olmuş. Cariye ben yapmadım diye kendini yakınca ortalık karıştı. Hürrem'e suç buldular. Daha ne olduğunu bile anlamadan haremi birbirine katıp yangın çıkardılar. Neyse ki kurtuldu. İsyana karışan ya da ihmali olan herkes cezasını çekti. Hürrem bu isyanı sizin çıkarttığınızı düşünüyor valide. Sen de inandın mı buna? Daha iyi de şahit gösteriyor. Daha iyi kendini kurtarmaya çalışıyor. İsyanda ihmali olduğu için azlettim. Bu yüzden öyle demiştir. Dahiye Hatun'u da kaybettiğinize göre sizin 40 yıllık yoldaşınız o. Validem dikkatli olun. Haremi layığıyla yönetemediğiniz gibi yalnız da kalıyorsunuz. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem'im. Süleyman. Afet devranım. Sevgilim. İki cihanda yegane karım. Bak yüzüme. Çirkinlik size layık değil hünkârım. Görmeyin daha iyi. İyileşene kadar görmeyin. Ben seni her halinde sevdim. Başımın tacı yaptım. Gel be. Gel. Mustafa. Hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Aylardır yoksun. Nedir bu? Dört bir yanda zaferimizi kutluyorlar. İtiraf edeyim, seni çok kıskandım. Keşke ben de sizinle seferlere katılabilseydim. Benim için büyük bir tecrübeydi. Ne var ki Şalken korktu. Karşımıza çıkamadı. Bir meydan savaşına katılmak isterdim. Öyle hazırlandık ama olmadı. Babamla tanıştın mı? Tanıştım. Çok da memnun oldum. 30.000 askeriyle geldi yanımıza. Ve canını hiç düşünmeden hünkârımızın yoluna koydu. Sahip Girayan en çok seni mi sever evlatlarından? Sürekli seni sordu.
Süleyman dur. Ne olur dur. Bu çirkin halimi görme isteme. Sen bilmez misin ki ben sana baktıkça nefes alırım. Dur Hatun, neden geldin? Şehzademizin dairesini temizliği için geldim. Seni mi gönderdiler? İyi madem, geç. Sakin ol. Telaş etme, mühim değil. Titriyorsun sen. Neyin var, iyi misin? Heyecandan şehzade. Nasıl çarpıyor kalbim? Öldüremediler beni. Size bir mektup yazmıştım. Aldım okudum. Yine onları koruyorsun. Zira çıkarlarınız ortak. Aksine ben sizi korumakta yükümlüyüm. Ben yokken çıkan bu hadise beni bir hayli üzdü. Hünkârım sizi bana emanet etmişti. Öyle mi? Desene, kurda kuzu teslim etmiş. Benim bu hadisede hiçbir dahlim yok. Bilakis, Daya Hatun ve Nigar Kalfa'yı giderken bilhassa ikaz etmiştim. Sizi korumak için vazifelendirilmişlerdi. Valideyi durdur İbrahim. Aksi halde ben durdurmak zorunda kalacağım. Hayırlı sabahlar. Sana da aslanım.
Dinlenebildin mi? Evet, iyiyim. Şimdi Enderun'a gidiyorum. Sultanım, şehzadem. Büyük geçmiş olsun. Yaralanmışsınız diye duydum. Ne? Ne yaralanması? Düşmanla cenk ederken oldu. Lakin korkmayın. Önemli bir şey değil. Zaten geçti bile. Eyvallah olsun. Düşüncesi bile korkutucu. Ya sana bir şey olsaydı? Ne yapardım ben? İyiyim ben. Mustafa'm, bana bir söz vermeni istiyorum. Bundan sonra ne olursa olsun önce kendini düşüneceksin. Kendini koruyacaksın. Tehlikelerden uzak duracaksın. Tamam validem, söz. İzninizle. Gülşah. Mustafa'm için bir eğlence tertip etmeni istiyorum. Keyfi yerine gelsin aslanımın. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Benden sakladığın her neyse seni güçlü yapmaz İbrahim. Seni korkak yapar. İsyan meselesini kastediyorsanız müsaade edin izah edeyim. Bunun izahı yok İbrahim. Sen ne akla ne cüretle saklarsın bunu benden? Sizin için hünkârım. Mevzu bir hayli hassas. Malum seferdeydik. Böyle bir hadiseyle aklınızı meşgul edip üzülmenizi istemedim. Vaka, sultanımızın da iyi haberlerini almıştım. Hürrem'e mektup yazmışsın. Maksadın nedir? Meseleyi örtbas etmek mi? Ben ki tam sana burada emanet ettim Hürrem'in canını. Ayağa kayıp düşse seni mesul tutarım dedim. Böyle mi koruyorsun onu? Ben meseleyi size yansıtmadan çözmek istedim. İki ateş arasında kalmanızı istemem. İki ateş arasında? Öyle mi? Malum. Sultanımız bu menfur saldırı arkasında valide sultanımızın olduğuna inanıyor. Ben buna ihtimal vermiyorum. Lakin dedikleri gibi ise bu mesele benim boyumu aşar hünkârım. Nergis, hazırlan. Sen de hazırlan. Nora, sen de hazırlan. Akşam şehzademizin eğlencesine katılıyorsun. Ben mi? Evet. Neden şaşırdın? Yoksa şehzademizin karşısına çıkmak istemiyor musun? Ben istemez miyim? Şeref duyarım elbet. Güzel. Hadi kızlar, tamam. Dağılın artık. Nereden çıktı bu eğlence? Sana mı soracağım? Valide Sultanımızın haberi var mı? Karışmayacaksın bu işlere artık Daya Hatun. Önüne konulana şükret, otur bir köşede. Sen kim oluyorsun da benim... Asıl sen kim oluyorsun? Haremi artık ben yönetiyorum. Unuttun mu? Şimdi git hazırlıkları yap, benim canımı sıkma.
Paşa Hazretleri. Hünkârımız beni görmek istemişler. Buyurun geçin, sizi bekliyorlar. Benimle gelin. Hünkârım. Aybüge Hacım. Sana babandan selam getirdim. Çok özlemiştim babamı. Nasıllar? Maşallah gayet iyi olduğunu gördüm. Kırım'a yolcu ettik. Babanı resmen Kırım Hanı olarak tayin ettim. Bundan böyle tahtın tek sahibidir. Öyleyse benim de gitme vaktim geldi artık. Henüz değil. Evvela suların durulması icap eder. Huzur ve emniyet tesis edilince gideceksin elbet. Siz nasıl uygun görürseniz hünkârım. İlaveten babanın sana bir hediyesi var. Hünkârım. Gel Malkoşoğlu. Aybüge Hatun'a eşlik et. Giray Han'ın hediyesini görsün. Elbette hünkârım. Buyurun. Nedir bu isyan meselesi? Hürrem Sultan doğru mu söylüyor? Validemiz mi var arkasında? Başka türlüsü mümkün mü paşam? Kim cesaret eder? Ben şahidim. Dahi hatunu boşuna mı azlettiler? Neden korumadın peki? Gözünü üzerinden ayırma demedim mi ben? Gülay'la ben nefes bile almadık. Aylarca koruduk. Lakin hadisenin vuku bulduğu gece elimizi kolumuzu bağladılar. Gülay'ı çamaşırhaneye kilitlediler. Beni de Mahidevran Sultan alıkoydu dairesinde. Anlaşıldı. Validemize görüşmek istediğimi söyle. Paşam. Aylardır yolunuzu gözledim. Hasret kaldım. Çok şükür döndünüz. Bu gece bekle beni. Malkoçoğlu. Bir hal hatır sormak yok mu? Onca vakit görüşmedik. Duyan da beni özlediğinizi sanacak. İnsana sorduğuna pişman etme. Ne özleyeceğim? Ama siz özlemişsiniz belli ki. Teraslardan benim ne yaptığımı izlediğinize göre. Alakası yok. Hava ifşek gösterisini izlemek için terasa çıkmıştım. Hediyem nerede? Çok sağ ol Malkoçoğlu. Beni öyle mutlu ettin ki. Nora Hatun. Hayırdır, ne yapıyorsun sen burada? Akşam şehzademizin meclisine katılacağım ağam. Demek öyle. Yazıklar olsun sana. Nasıl da sattın sultanımızı. Yazık. Bir de suçsuzum diyordun. Öyle mi ödüllendirdiler seni? Hiç suçum günahım yokken ezip geçtiler beni. Ne oluyor burada? Hiç. Öyle konuşuyorduk. Kızı rahat bırak. Zinhar uzak dur. Pis oyunlarına alet etme. Bu bir emirdir Gülah. Şimdi git Sümbül'ü bul. Birlikte cariyeleri hazırlayın.
Valide Sultanım hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Hatice'm nihayet huzur bulacak. Pek yalnız kaldı. Evet, seni dinliyorum. Validem hünkârımızla görüştüm. Olan bitenden mütevellit, çok huzursuz. Haremin dirliği ve nizamı hakkında endişeleri var. Eğer bir an evvel sükunet sağlanmazsa sizi üzecek kararlar alınabilir. Saraydan mı atacak beni? Yoksa Hürrem mi yönetecek haremi? Bu husumetin bir an evvel bitmesi lazım sultan. Ya da en azından dışarıdan öyle gözükmesi icap eder. Aklındaki ne? Hünkârımız ve Hürrem Sultan'ı yemeğe davet ettim. Siz de teşrif ederseniz iyi olur. Hünkârımızın göz önünde tatlıya bağlayalım bu meseleyi. Ne dersiniz? Böyle eller raksın büyüsüdür. Onu alacaksınız. Böyle akacak yılan gibi. Böyle şehzademizin gözlerine bakacaksınız omzunuzun üstünden. Böyle kalbiniz güm güm, güm güm atacak. Daha böyle kıvrak olacaksınız. Kendinizi bırakın. Tak şehzademizin gözüne bakacaksınız. İçinizi şehzademizin içine akıtacaksınız. Ay ne gülüyorsun be? Celavut. Öyle raks mı olur? Çekil şuradan. Ha, git peşimden. Çekil. Önemli olan vücut dilidir. Gözlerimiz ne söylüyor? Kollarımız ne söylüyor? Oramız, buramız ne söylüyor? Hepsi bir bütün olmalı. Hepsi bir bütün. Mabadımız Viyana topu gibi at gitsin, at gitsin, at gitsin. Sonrasında sal gitsin, sal gitsin, sal gitsin. Hepsi bir bütün. Ayrı ayrı değil, bir bütün. Güleyim bari. Sen buna raks mı diyorsun yahu? Çekil oradan, çekil. Dediğim gibi zarif olacaksınız. Biraz buna hareket katacaksınız. Biraz vücudunuzu sağa, biraz vücudunuzu sola alın. Göbeğinizi de şöyle içten tak şehzademizin gözüne. Bir odundan hiçbir zaman raks öğrenmeyin. Beyim, net, zarar mı? Konuşma! Evet. Bütün vücudumuz birbiriyle bir bütün. Sol, sağ, orta, sol. Basit, basit. Hadi git çekil oradan. Ne var? Böyle sağ sol, sağ sol, sağ sol. Biraz daha hareket katacaksınız. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Kalbini at, içine çek. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Al. İşte buralarda oynatacaksınız. Buralarda. Sonra direkt şehzademizde. Bak, sizin gibi birçok şahiliği öğrettim ben. Bak te gör. Bak, Gülşah, bunun ne işi var burada? Çekil şuradan. Hürrem'in cariyesi değil mi bu? Hürrem Sultan saraya döndüğünde onu yaka paça kovdu dairesinden. İki aydır da yüzüne baktığı yok. Ben de bilhassa onu seçtim. Hürrem Sultan onu aramızda görünce çok mutsuz olacak. İyi düşünmüşsün. Şehzadem. Hayrola Gülşah? Ne oluyor? Mahidevran Sultanım sizin için bir meclis tertip etmemi istedi. Buyurun lütfen.
Hünkârım hoş geldiniz. Sizleri ağırlamak büyük şeref. Hatice, bu ne güzellik. Hünkârım. Hürrem, nasılsın? Sağ olun sultanım, daha iyiyim. Buyurun içeri geçelim. Validemizi ben davet ettim hünkârım. Teşrif ederek şeref verdiler. Validem. Arzu ederseniz yemeğe geçebiliriz hemen. Yemekleri hususi olarak sizin için hazırlattık. Sultanım bizzat ayağa kadar oldu. Çok lezzetli olmuş Hatice. Afiyet olsun hünkârım. Sen de beğendin mi Hürrem? Çok beğendim. Teşekkür ederiz sultan. Uzun zamandır bir araya gelemiyorduk. Ne iyi oldu. Evet. Malum. Hadiselerin ardı arkası kesilmedi. O günler artık geride kaldı Hürrem. Öyle değil mi validem? İnşallah.
Benim de temennim bu. Lakin hiç umudum yok. Bilhassa bu sarayda kıyılan nikahtan sonra. Allah hanedanımıza başka keder göstermesin. Hünkârım, müsaadenizle ben saraya dönmek istiyorum. Üzerine alınma Hürrem. Bu aile arasında bir mesele. Hürrem de bizim ailemizin bir parçası validem. Siz kabul etseniz de etmeseniz de hiç kimse değiştiremez bu gerçeği. Anlaşılan bana yer yok bu masada. Validem. Boşuna yorma kendini paşam. Ben bu kadına boyun eğmem. Kimse sizden böyle bir şey istemiyor validem. Hiçbir kuvvet beni onunla yan yana getiremez artık. Validem, bu hal tavrınız onun işine yarayacaktır. Hünkârım sizden uzaklaştıkça ona yaklaşacak. Aslanım beni çoktan silmiş. Yazık. Hürrem onu avucunun içine almış. Hünkârım, en sevdiğiniz tatlıdan yapıldı. Arzu eder misiniz? Bu kadar kâfi. Sen Hürrem. Bana da. İkizler nasıl? Göremedik. Uyuyorlar. Bakalım istersen. Olur. Hünkârım. Biz yukarıdayız. Hünkârım, bağışlayın. Faride Sultanımız bu meseleyi tatlıya bağlayacaklarını söylemişlerdi. Bazı insanlar değişmez Bargalı. Senin onları değiştirmek için sarf ettiğin çaba onları daha da karmaşık bir hale getirir sadece. Hay maşallah. Keyfiniz yerinde, yüzünüz gülüyor. Şehzadeyi gördüler ya, nasıl yüzleri gülmesin? O vakit gülmeye devam edin. Bilhassa sen Nora. Devlet kuşu kondu başına, devlet. Ne oldu ki ya? Şehzademiz seni pek beğenmiş. Yarın akşam halvete gelmeni buyurmuşlar. Asadabaşım, yeter sustuğun. Anlat hele, nedir derdin? Boş verme Atakçı. Anlatayım, senin de başını ağrıtmayayım. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Haydi. Bir hasun var.
Allah aşkına. Güzel bir hatun mesela. Cesur. Gözü kara. Kim bu hatun? Helenika mı yoksa? O değil. Vallahi merak ettim ya. Kim bu talihsiz hatun? Bir şey olacağından değil. Konuşuyorum hala. Neden olmasın bey? Armin aklımdan çıkmıyor Matrakçı. Hatırası büyük. Armin'i aldatmış gibi hissediyorum kendimi. Armin öldü Malkoçoğlu. Zinhar kendinizi suçlu hissetmeyin. O da mesut olmanızı isterdi. Hatun. Sen miydin? Hayırdır inşallah gecenin bu vaktinde. Has odabaşı nerede? Bir mesele vardı da. Epey oldu çıkalı. Hünkârımız burada olmayınca. Nereye gitti ki? Kesin meyhaneye gitmiştir. Malum Helenika'nın yanına. Hayırlı geceler. Geldiğinden haberim yok. Neden söylemedin? Geçerken uğradık, çıkacağız. Çok özlemişim sizi. Ne vakit hasret gidereceğiz? Hiç bulaşma Helenika. Beyimizin başı bağlı. Yok öyle şey. Latife ediyor. Olmaz. Kimselere yar etmem onu. Oldu olacak, nikahına da alsın seni. Nerede o günler? Haydi eve gidelim Matrakçı. Evli barklı adamsın. Karından laf yeme sonra. Evine git. Benim gidecek yerim yok. Evim burası. İbrahim Paşa yaktı beni, yaktı. Ne demek bu? Boş ver, öyle işte. Bu ne güzellik böyle? Sizin için hazırlandım. Beğendiğinize sevindim. Çok mu düşünürsün? Hiç aklımdan çıkmıyorsunuz ki. Aylardır seferden dönüşünüzü bekledim. Nasıl çarpıyor kalbim?
sultanım. Ne oldu söyle. Eğlence nasıl geçti? Başardım sultanım. Şehzademiz beni seçti. Yarın akşam için halvete çağrıldım. Aferin Nora. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Yarın mutlaka yanıma uğra. Dikkatli ol. Geldiğini kimse görmesin. Hadi çabuk olun. Çabuk. Kör müsün? Dikkat etsene. Özür dilerim, hemen toplarım. Özür diliyormuş. Beceriksiz. Hemen bağırma kıza. Toplayacağım dedi ya sana. O değil. Sen temizleyeceksin. Ne dedin sen? Sağır mısın? Derhal temizle şunları. Bal dök yalı olacak her yer. Bırak çabuk. Hatta bunları da temizleyeceksin. Gülşah. Sana emrediyorum. Emirlerime karşı mı geliyorsun yoksa? Git çabukları soruyorlar. Seni Gülay'a götürdüler diyorlar. Sen de yok diyorsun. Çamaşırhaneye ben götürdüm onları zaten. Ben evinin verdiğim... Yalan söyleme bana. Yalan malan söylediğim yok sana. Ağam durun. Giremezsiniz. Hayırdır? Temizlik mi var? Temizlik yok. Yasak. Yahu git işine. Yasakmış. Vallahi Gülşah Hatun'un emri. Sizi alamam. Bu Gülşah da çok olmaya başladı. Al benden de o kadar. Mel'une. Ağam, vallahi billahi benim elimden bir şey gelmez. Siz gidin derdinizi Gülşah Hatun'a anlatın. Hadi. Hadi çık çık gidelim. Hayırlı sabahlar. Oo, kimler gelmiş? Daya Hatun. Ne yapıyorsun sen? İşini yapıyor. Çok meraklıysan sen de yardım et. Senin hiç utanman yok mu? Ne hakla yaparsın? Annen yaşında kadın. Nigar. Sen karışma. Olmaz öyle şey. Bunu bana itaatsizlik etmeden önce düşünecekti. Seni var ya... Yanınıza bırakmayacağım. Cehennem ol git. Kimi istersen şikayet et. Zümrüt, dün gece nasıl geçti? Her şey yolundaydı sultanım. Bir aksilik çıkmadı. Mustafa memnun kaldı mı eğlencede? Evet sultanım. Hatunlardan biri öyle raks etmiş ki... şehzademiz bu gece halvete çağırdı onu. Kimmiş o? Hangi cariye? Nora. Demek Nora. Kulaklarını aç ve beni iyi dinle Nora. Şehzade Mustafa'nın odasına girmek mühim. Lakin daha mühimi aklına girmek. Kalıcı olmaktır. Bu gece senin hayatın değişecek. Ya bir sultan olacaksın, ya da sıradan bir cari. Bundan böyle çok dikkatli olmalısın.
Unutma. Senin en büyük silahın bedenin, masumiyetin, güzelliğin. Bunları iyi kullanırsan karşında dağ olsa duramaz, yıkılır. Mustafa'yı kendine öyle bir aşık edeceksin ki gözü senden başka bir şey görmeyecek. Senin için her şey yapacak. Böylece ben de Mustafa'yı istediğim gibi yöneteceğim. Merak etmeyin sultanım. Geceden sonra şehzademiz beni asla unutmayacak. Sana güveniyorum. Bu hizmetinin karşılığını ziyadesiyle alacaksın. Sana bir gecelik hazırlattım. Onu giyeceksin. Bu gece kusursuz görünmelisin. İyi halt ettim. Ne olacak şimdi? Seni öyle görünce beynime kan sıçradı vallahi. Sana da aşk olsun. Niye yapıyorsun dediğini? Kaideler neyse o Nigar. Hala anlamadın mı? Senden başka kaidelere itibar eden yok. Çok konuşma da uzaklaş buradan. Olmaz. Anca beraber kanca beraber. Yalnız eline sağlık. Tokat atınca içim soğudu vallahi. Git hadi. Senin de başın yanacak. Varsın yansın. Bu meczubun emri altında olmaktan evladır. Dayı Hatun, Nigar Kalfa. Valide Sultanım sizi çağırıyorlar. Has odabaşı. Aybige Hatun. Kaç defa söyleyeceğim size. Buraya gelmeniz uygun değil. Bir isteğiniz varsa haber gönderin. Dün gece geldim yoktun. Neredeydin? İşlerim vardı. Gece vakti. Ne işiymiş bu? Sizi alakadar etmez. Kesin Elenika'nın yanına gitmişsindir. Malum seferden döndün. Aylardır hasretini çekmişsindir. Diyelim ki onunlaydın. Bundan size ne? Kıskandınız mı yoksa? Hı? Gülşah'ın anlattıkları doğru mu? Tokat mı attın? Hem de bütün cariyelerin gözü önünde. Validem. Doğru mu dedim sana? Evet, doğru. Bunun cezasının ne olduğunu söyle bana. Zira bu senin en hakim olduğun mevzu. Saraydan kovulmak. Madem öyle, kovuyorum seni. Eşyalarını topla. En geç yarın sabah gitmiş olacaksın. Validem, onun bir suçu yok. İzin verin de olayı anlatayım. Kaideler neyse o. Hakkınızı helal edin Valide Sultanım. Validem, bağışlayın. Lakin sizi anlamıyorum. Neden yaptınız bunu? Dayı Hatun'a reva mı bu?
Bana Daye Hatun'u savunma Gülfem. Öyle büyük hayal kırıklığına uğrattı ki beni. Artık kimseye güvenim kalmadı. Sultanım. Ne oldu? Sesini çıkarmadan çekip gidecek misin? Ne yapabilirim ki? Sabah gideceğim. Belki de böylesi daha iyi. Ben razı değilim kuzu gibi gitmene. Hem nereye gideceksin? 40 yıl sonra insan sudan çıkmış balığa döner. Ben bakarım başımın çaresine. Eşyalarını çıkarıp yerlerine koy. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sultanım. Senin cezalandırman değil, aksine mükafatlandırman lazım. Bu haksızlığa izin verecek değilim. Hele ki Gülşah yüzünden. Asla. Gülşah. Çabuk buraya gel. Gel. Buyurun sultanım. Ayağımın altında dolaşma demedim mi sana? İlla kuyruğunla mı bastın? Bunu mu istiyorsun? Ben ne yaptım ki size? Daya Hatun'dan uzak duracaksın. Bir saygısızlık daha yaptığını duyarsan... ...seni ayaklarından tavana asarım. Gelen geçen yüzüne tükürür. Hemen Varda'ya git. Bu hatayı düzelt. Yoksa o fare suratını dümdüz ederim. Dikkatli ol. Bu gece senin tek şansın olabilir. Merak etme. Hadi göreyim seni. Gayet güzel. Senin burada ne işin var? Bu haremi yönetmek sana mı kaldı? Sen mi karar vereceksin artık doğruya yanlışa? Sessiz ol. Yeter. Sessiz kalamam. O kadar kolay lokma değilim artık. Şehzademden aldığım güçle seni yerle bir ederim. Vallahi sana acıyorum. Bir kadın için ne de zavallı bir durumdur bu. Görmüyorsun, körsün. Bu gidişle Mustafa'nın da başını yakacaksın. Yeter artık!
derhal özür dile Hürrem'den. Sana özür dile dedim. Affedin. Şehzademiz dairesinde yoklar. Hayırdır inşallah. Sen içeri geç. Şehzademiz birazdan gelir. Sultanım, ne olur ağlamayın artık. Validem. Ne oldu? Neden ağlıyorsunuz? Yeter artık Mustafa'm. Daha fazla dayanamayacağım ben bu kadına. Neler olduğunu anlatır mısınız? Yine kıstırdı beni. Hakaret ediyordu. Ben de benim bir şehzadem var. Bana böyle davranamazsın dedim. Üzerime yürüdü. Kendimi müdafaa etmek için elimi kaldırdım. Tam o esnada hünkârımız geldi, beni o halde gördü. Elimden yakaladı, hemen Hürrem'den özür dilememi istedi. Ben bir de zorla o kadından af diledim. Yeter artık Mustafa'm, dayanamıyorum. Mustafa! Daya hatuna reva mı bu? Hiç acımadan sokağa atıyorlar. Bu yaşta nereye gider, ne yapar? Bu gidişattan ben de memnun değilim. Haremdeki hadiselerin ardı arkası kesilmiyor. Bu duruma bir el koyacağım. Olayları kökünden çözeceğim. Nasıl? Ne yapacaksın? Mustafa'm. Hürrem Sultan. Bizi babamla yalnız bırakın lütfen. Anneme bir söz verdim baba. Hayatım pahasına da olsa onu koruyacağım. Onun üzülmesine izin vermeyeceğim. Bunu size de söyledim. Biz bu yüzden gittik Edirne'ye. Ama görüyorum ki değişen hiçbir şey yok. Siz hala onu üzüyorsunuz. Hala ağlatıyorsunuz. Hani adalet sizin için en yüce değerdi? Bu mu sizin adaletiniz? Bizim geleceğimize kim karar veriyor baba? Siz mi? Hürrem Sultan mı?